Kayda başladım hocam. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün 44 tane sorumuz var. Bu sadece işlediğimiz konulardan derlediğim sorular. Değişik kitaplardan derlediğim sorular. Bir kısmı sınavlarda çıkmış olan sorular. Bir kısmı değişik kitaplardan seçtiğim sorular. Evet. Bu tip sorular çıkması muhtemel soruları seçtim bazı yerde zaten. Bu soruda ne diyor bakalım? Osmanlı'da görülen diyor hangileri diyor? Sınırların genişlemesinin sonucunda ortaya çıktığı savunulabilir. Biraz önce derste anlatmıştık. Osmanlı'da en büyük yönetim birimi eyalettir. Eyaletlerin başındaki kişiye beylerbeyi deriz. Tabi devlet büyüdüğü zaman eyalet sayısı da artar. Eyalet sayısı arttığı zaman beylerbeyi sayısı artar. Yani birinci öncül devletin büyümesinin bir sonucudur. Tabi devlet büyüdükçe değişik milletler hakimiyet altına alındığı için onların sanat, ekonomi ve din alanındaki faaliyetleri toplumda çeşitliliğe yol açar. O ikincisi de sınırların genişlemesinin bir sonucu olarak alınabilir. Müsaadele neydi arkadaşlar? Müsaadele Osmanlı'da bir ceza türüdür. Padişahın ölen bir kişinin malına el koymasıdır. Bunun sınırların genişlemesiyle ilgisi yok arkadaşlar. Yani cevap C şıkkıdır. 1 ve 2 olacak. İkinci soru. Osmanlı'da devlet adamı yetiştirmek ve ordunun büyük bir kısmı için asker sağlamada düzenli ve sürekli olarak hangileri uygulanmıştır, kullanılmıştır? Bu 2004 KPSS sorusu. Osmanlı'da devlet adamı yetiştirmek ve ordunun bir kısmı için asker yetiştirmek için uygulanan bir tek sistem var. O da devşirme sistemidir. Burada. İltizam bir vergi toplama sistemi demiştik. Konuyla ilgisi yok. Müsaade de bir nevi yaptırım, bir ceza türüdür. Bunun ilgisi yok. Yani devşirme sistemiyle hem devlet adamı yetiştirilmiş hem de yeniçeriler oluşturulmuştur. Yani cevap yalnız bir A şıkkı olacak. Üçüncü soru. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilmiye sınıfı öğretimde iki ana konu ilgilenmiştir. Bu iki ana konu hangisine birlikte verilmiştir? Biraz önce derste görmüştük. İlmiye sınıfı mensupları üç işle uğraşıyorlar aslında. Adalet, eğitim ve din. O halde burada sadece eğitim kısmı, din ve askerlik. İlmiye sınıfı askerlikle uğraşmaz. A şıkkı gider. B, din ve hukuk. Evet, cevabımız bu arkadaşlar. İlmiye sınıfı ticaretle uğraşmaz, eleriz. İlmiye sınıfı tarih ve edebiyat ile uğraşır ama özür diliyorum arkadaşlar. Özür diliyorum. Soruya göre bakın. İlmiye sınıfı öğretimde iki ana konuyla ilgilenmiş. Öğretimde. Aslında din ve hukuk da ilmiye sınıfın görevi ama din konusu öğretim ilgili, hukuk konusu öğretim ilgili değil. Yani tarih ve edebiyat olacak. Cevap D şıkkı. Evet, 2005 KPSS sorusu hangileri Osmanlı İmparatorluğu'nda yönetimde etkili olmuştur? Padişah, sadrazam, nişancı. Bunun üçü de divan üyesi ve üçü de yönetimde etkili olan kişiler. Yani cevap E şıkkı. Oldukça kolay bir soru. 2015 yılı sorusu. Osmanlılar'da hangileri padişah tarafından verilirdi? 2001 yılı KMS sorusu. Kamu memurluğu sınavı eski adıyla. Osmanlılar'da hangileri padişah tarafından verilirdi? Ferman padişahın buyruğudur. Padişah tarafından verilir. Fetva neydi? Fetva din adamlarının bir konu hakkında verdikleri karardır. Fetva makamı Osmanlı'da Şeyhülislam'dır. Padişah ilgisi yoktur. Berat nedir berat? Berat padişahın bir göreve atamak için vermiş olduğu atama belgesidir. Berat'ı da padişah verir. Yani cevap 1 ve 3 D şıkkı arkadaşlar.
Aşağı yukarı hangisi Osmanlı Devleti'nde kazaskerin görevleri arasında yer alır? Kazaskerin görevlerinden birisidir. Devlet bütçesini hazırlamak kimin görevi demiştik? Defterdarın görevidir. A. Olmaz. Divana başkanlık etmek. Önce padişah, sonra sadrazamın görevidir. O da olmaz. Padişah fermanlarını tuğra çekmek. Bu nişancının görevi demiştik. Bu da olmaz. Beyler beyi atamak. Bu padişahın görevidir. Bu da olmaz. Adalet ve eğitim işlerini düzenlemek kazaskerin görevidir. Biraz önce derste anlatırken demiştik ki kazasker bugünkü Adalet ve Milli Eğitim Bakanı karşılığıdır demiştik. Cevap değişik olacak. Osmanlı'da devlet katında görev alabilmek için, yüksek mevkilere ulaşabilmek için hangisinden olmak zorunludur? Arkadaşlar Osmanlı bir Türk devleti olmakla birlikte Osmanlı devleti ümmetçilik anlayışını benimsemiştir. Yani Osmanlı yönetimde görev almak için Türk olmak şartı yoktur arkadaşlar. Enderun'da eğitim görmek şartı yoktur. Osmanlı'da Ender'in kökenli olmayan medrese mezunu olan birçok sadrazam ve devlet adamı da vardır. Savaşta yararlılık göstermek de yoktur. Medrese'de de eğitim görmek zorunluluk. Çünkü Ender'in kökenli olanlar da vardır. Osmanlı'da yönetim görev almanın en önemli şartı Müslüman olmaktır. Osmanlı'da Müslüman olan herkes padişahlık dışında her makama gelebilir. Temel şart İslam'ı itibarlamaktır. Bu Osmanlı ümmetçi anlayışa göre örgütlenmiş bir devlettir. Evet, bir başka soru hangisi Osmanlı'da bir vergi çeşidi değildir? Cizye bir vergi türüdür hatırlarsanız. Ne vergisiydi? Gayrimüslim alınan askerlik görevi karşılığı alınan vergi. Çift bozan bir vergi türüdür. İspenç bir vergi türüdür. Avarız bir vergi türüdür. Avarız vergisi savaş, deprem, yangın ve sel felaketi gibi durumlarla alınan geçici vergidir. Yurtluk ise bir vergi türü değil, bir toprak çeşididir arkadaşlar. Yurtluk toprakları kimlere ayrılırdı? Kale muhafızlarına ve tersane giden ayrılan topraklara, pardon, sınır boylarını koruyan askerlere ayrılan topraklara yurtluk denirdi. Yani yurtluk bir toprak türüdür. Vergi çeşidi değildir. Evet, Osmanlı'da sadrazamların diyor hangi özelliğe sahip olması zorunludur arkadaşlar? Sadrazamların Müslüman olma zorunluluğu vardır arkadaşlar. Kesinlikle Müslüman olma zorunluluğu vardır. Enderun'da yetişmiş olma zorunluluğu yok arkadaşlar. Enderun çıkışta olmayan birçok sadrazamlar da vardır. Padişah tarafından atanma zorunluluğu vardır. Çünkü sadrazamları padişah görevlendirir. Yani cevap 1 ve 3 değişik olacak. Evet. Divan üyelerinin hangisinin Türk olmasına özellikle dikkat edilirdi? Arkadaşlar Osmanlı'da seyfiye, ilmi ve kalemiye sınıfının özellikle ilmiye sınıfı mutlaka Türk olmak zorundadır. Ve medrese mezunu olmak zorundadır. Devşirmeler sadece seyfiye ve kalemiyede görev yaparlar. Yani bir devlet görevlisi ilmiye sınıfı mensubu ise, yani adalet, eğitim ya da din işiyle uğraşıyorsa mutlaka Türk olmak zorundadır ve medrese mezunu olmak zorundadır. O da hangisi ilmiye sınıfı üyesidir? Burada sadece ilmiye sınıfı üyesi olan bir tek kazasker var. Kazasker Türk olmak zorundadır ve medrese mezunu olmak zorundadır. Diğerleri devşirme olabilir. Yani Türk olmayabilir. Osmanlı'da hangileri reaya sayılmamıştır? Reaya halk anlamında demiştik ders anlatırken. Hangileri halktan sayılmaz? Köylü, zanaatkar, tüccar bunlar halk kesimleridir. Yani reaya sayılır. Halbuki bilginler ulema dediğimiz bilginler yöneten kesimdir. Beraya kesimidir.
Yani cevap yalnız 4 olacak arkadaşlar. Ve C şıkkı. Yalnız 4 reaya sayılmamıştır. Evet, bir başka soru, Osmanlı'da hangisi divanın görevlerinden birisi değildir? Halkla gelen şikayetleri dinleme ve karara bağlama divanın görevidir. Sadrazam, pardon, özür diliyorum. Hangisi divanın görevlerinin birisidir diyor. Divanın görevidir. Fetva vermek ve fetvaların uygulanmasını sağlamak. Bu Şeyhülislam'ın görevidir. Sadrazam atamak, hakkında soruşturma açmak, bu padişahın görevidir. Ferman yazmak ve imzalamak. Ferman padişahın buyruğudur. Fermanı nişancı yazar padişah adına. Padişahın yaptıklarını denetleme. Divan-ı Hümayun padişahın yaptığını denetleyemez. Çünkü divan bir danışma organıdır. Divan-ı Hümayun halkına gelen şikayetleri dinler ve karara bağlar. Yani Bursa divanın görevleri arasında yer alır. Diğerleri divanın görevi değildir. Evet, hangisi Osmanlı'da bir idari birimi değildir? Biraz önce yine derste anlatırken dedik, Osmanlı'da en büyük idari birim eyalettir. Bu eyaletler sancaklara, sancaklara kazalara, kazalarda köyler diyor. O da eyalet bir yönetim birimidir. Sancak bir yönetim birimidir. Kaza bir yönetim birimidir. İltizam ise bir vergi toplama sistemidir. Yurtluk da bir toprak türüdür. O halde 3 ve 5 bir idari birim değildir. O zaman cevabımız ne olacak? Değişik olacak. Evet, bir başka soru arkadaşlar. 2. Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet yayınlamış olduğu kanunnamede ne demiş? Hükümdarların kardeşlerini katletmelerini yasallaştırmıştır. Peki Fatih Sultan Mehmet bu kardeş katli yasasını getirmekle hangisini amaçlamamıştır diyor arkadaşlar, bakın. Hangisini gerçekleştirmek istememiştir? Kardeş katli yasasının temel amacı tat kavgaları engel olmak var. Derste anlatmıştık. Tabii tat kavgaları delik içerisinde düzenin bozulmasına yol açar. Bunu önlemek de var diyebiliriz. Tat kavgaları önlenirse merkezi otorite güçlenir. Bunu da alabiliriz. Parçalanmayı engellemek alabiliriz. Çünkü tat kavgaları delikin parçalanmasına yol açar. Halbuki bu uygulamanın amacı çeşitlerden iyi geçinmesini sağlamak değildir arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Evet, bir başka soru arkadaşlar. Hangisi bir ıslahat değildir? Arkadaşlar, ıslahat neydi? Islahat bir ülkede mevcut düzeni değiştirmeden sadece bozulan kısımları düzeltmek için yapılan yüzeysel iyileştirmelerdir. Yüzeysel yeniliklerdir. Divan-ı Hümayun'dan Meclis-i Memusan'a geçiş bir ıslahattır. Yeniçeri Ocağı'ndan Nizam Cedid'e geçiş bir ıslahattır. Mecelle'den Kanuni Esas'a geçiş bir ıslahattır. Monarşiden Meşrutiyet'e geçiş bir ıslahattır. Halbuki Medrese'den Endön'e geçiş diye bir olay yoktur arkadaşlar. Çünkü Medrese ve Endön ikisi aynı dönemin iki farklı eğitim kurumudur. Yani Medrese de kapatılıp Endön'e geçilmemiştir. Medrese halkın gittiği okuldur. Endön ise saray okuldur. İkisi aynı dönemde eğitim yapan iki farklı eğitim kurumudur. Yani Medrese ile Endön'e geçilmemiştir. Böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla böyle bir ıslahat yoktur. Bu yine sınavda çıkmış olan bir soru arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda hangileri devletin hem gelirlerinin hem de giderlerin artmasına sebep olmuştur? Sık sık padişah değişikliği olursa ne olur? Osmanlı'da her padişah değiştiği zaman yeni gelen padişah Yeniçerilere bahşiş dağıtıyordu. Bu da devlet bütçesinden sık sık fazla para ödenmesine yol açar.
Yani bu sadece giderleri arttırır, geliri arttırmaz. Kapıkulu askerlerin maaş ödenmesi yine sadece giderleri arttırır, gelirleri arttırmaz. Halbuki sınırlar genişlerse, devlet büyürse hem gelir artar hem gider artar arkadaşlar. Sınırların büyümesi demek hem gelirlerin hem de giderlerin artması anlamına gelir. Yani cevap A şıkkı. Bu da yine sınavda çıkmış olan bir soru. Evet, bir başka soru. Fatih Sultan Mehmet'in teşkilat kanunnamesinin başında yer alan. Bu kanunname atam dedem kanunudur. Ve dahi benim kanunumdur. Evladı kiramım nesilden nesile uygulamadan buna göre yaparlar ifadesi kanunname için hangilerinin doğru olduğunu göstermektedir. Arkadaşlar bu tip sorular üniversite salonunda daha çok çıkan yorum sorulardır. KPSS'de bu tip 3-4 tane soru mutlaka vardır. Yani cevap paragrafın içerisinden çıkartacağız. Şu okuduğumuzu anlamaya dayalı bir sorudur. Onu şu paragrafı bir daha okuyacak olursak bu paragrafta eski yerine dayandığını çıkartabiliriz. Süreklilik göstermesinin amaçlandığı. Bunu nereden uygulayacağız? Benim diyor evlad-ı kiramım nesilden nesile uygulamadan buna göre yaparlar diyor. Yani bu da ikinci öncülü doğrular. Tabii ki bu kanunnamenin amacı merkezi otoriteyi korumaktır. Yani mutlak otoriteye dayandığını da gösterir. Yani cevap E şıkkıdır. Evet, bir başka soru. Osmanlı'da kullanılan nizam-ı alim ifadesi hangisiyle ilgilidir? Arkadaşlar, nizam düzen anlamındadır. Alem, dünya. Dünya düzeni. Dünya nizamı. Fakat buradaki nizam-ı alem ifadesi aynı zamanda devletin düzenini de kastediyor. Yani kamu düzeninin sağlanması. Kamu aynı zamanda hem halk hem devlet anlamında kullanılır. Onda kamu düzeninin sağlanması anlamında Osmanlı'da nizam-ı alem olarak ifade edilmiştir. Yani cevap C şıkkıdır. Bunu da öğrenmiş olduk. Nizam-ı alem ülküsü düzeni sağlama hedefidir. Osmanlı'da saray eğitimi hangi bölümlerde verilirdi? Arkadaşlar Şehzadegan Mektebi sarayda padişah çocukların eğitim gördüğü okuldur. Enderun Mektebi'nde devşirmeler eğitim görüyordu. Bu da sarayda yer alan bir eğitim durumudur. Enderun'un bir okuludur. Harem eğitimi ise yine sarayda canilerin eğitim gördüğü bölümdür. Yani bunun üçü de saray içerisinde yer alan eğitim kurumlarıdır. Evet, bir başka soru Osmanlı Devleti'nde görev alanları Anadolu ve Rumeli olarak bölümlere ayrılan divan üyelerinin hangilerinin olduğu söylenebilir? Hangi divan üyeleri Anadolu ve Rumeli ikiye ayrılmıştır? Yani birden fazla vardır. Diyorsun sadrazam kuruluşların yıkılışına kadar tektir. Yani ikiye ayrılmamıştır. Tek sadrazam vardır. Kazasker ve defterdar ise Anadolu ve Rumeli olarak ikiye ayrılmıştır. Yani cevap 2 ve 3 değişiktir. Evet, Osmanlı yukarıdaki özellikler hangisiyle ilgilidir? Devlet memurlarının görevlerini kötüye kullanmaları ve kanunlara aykırı hareket etmeleri durumunda halkı zulümden kurtarmak amacıyla yayınlanmıştır. Kadı, beylerbeyi ve sancak beylerine hitaben yazılır ve halka duyurulması zorunluydur. Peki nedir bu? Devlet memurlarının görevlerini kötüye kullanmaları ve kanunlara aykırı hareket etmeleri durumunda halkı zulümden kurtarmak için yayınlanan kurallar. Ne olabilir bu? Adalet nameler arkadaşlar. Ferman padişah buyuruyor ama adalet namelerin görevi halkı korumak için konulan kurallardır. Toplumda adaleti sağlamak için konulan kurallardır.
Cevap Bursa. Evet, Türk İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı devletinde de servet ve mülkiyetin toplumun bütün katmanlarına olabildiğince eşit yayılması ve toplum temel ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verilmesi, sosyal refahın arttırılması amaçları hangisiyle neden olmuştur? Osmanlı Devleti'nde servet ve mülkiyetin toplumun bütün katmanlarına olabildiğince eşit yayılması, toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili sistem hangisidir? Vakıf sistemidir. Nedir vakıf sistemi? Osmanlı'da ölen bir kimsenin ölmeden önce malının bir kısmını ya da tamamını ömür boyu insan hizmetine bağışlamasıdır. Aynı zamanda devlet bazı toprakları vakıf olarak ayırır. Bu toprakların geliriyle toplumsal ihtiyaçlar karşılanır. Yani paragrafta anlatmış olduğu sistemin adı vakıf sistemidir. Beyşehir sistemi orduyla alakalı biliyorsunuz ve yönetimle ilgilidir. Müsaadele el koyma demiştik. Çift bozma bir vergi. Cülus da padişah tahta çıktığı zaman padişahın tahta çıkış törenine verilen isimdir. Yani paragrafta alınmış olduğu sistem vakıf sistemidir. Osmanlı'da diyor hangileriyle veraset sistemindeki belirsizlik ortadan kaldırmıştı. Bunu da dersin başında anlatmıştım. Ekberleşet yasası ile birlikte tat kavgaları önlenmesi amaçlanmış. Yani verasetteki belirsizliğin önlenmesi amaçlanmıştır. Şehitlerin sancaklara atanmasının amacı onların tecrübe kazanmasını sağlamak içindir. Değiştirme sisteminin amacı da ordunun yönetici ve askerlerini karşılamaktır. Yani konuyla ilgisi yoktur. Sadece Ekber-Eşref sistemi. Derste anlatmıştık. Veraset sisteminde üç düzenleme yapılmıştı. Birinci Murat döneminde babadan oğula, ikincisi kardeş katli, üçüncüsü de Ekber-Eşref yasası. Bunun üçünün amacı verasetteki belirsizliği ortadan kaldırmaktır. Yani cevap yalnız bir aşık olacak. Evet, yine benzer bir soru. Hangileri Divan-ı Hümayun'un görevleri arasında yer alır? Halkın şikayetlerini dinleme divanın görevleri arasında yer alır. Derste anlatmıştık. Siyasi meseleleri çözme vardır. Bütçeyi düzenleme ve bütçeyi kim düzenliyordu? Defterdar. Defterdar da divan üyesidir. Dolayısıyla divan üyesi olduğu için üçü de divanın görevleri arasında yer alır arkadaşlar. Yine benzer bir soru. Hangileri divanın özellikler arasında yer almaktadır diyor. Divan bir yönetim organıdır. Doğru mudur? Evet. Aynı zamanda en yüksek mahkeme özelliği taşır demiştik. Aynı zamanda bir yargı organıdır. Bu da doğru. Eğitim birimi değildir arkadaşlar. Divan bir eğitim kurumu değildir. Yani cevap 1 ve 2 olacak. Evet, ulema sınıfı. Hangileri ulema sınıfı görevleri arasında yer almamaktadır diyor. Ulema sınıfı hangi işle uğraşıyor demiştik? İlmiye sınıfı ya da ulema sınıfı adalet, eğitim ve din işine bakıyordu. Yönetim görevi seyfiye sınıfının görevidir. Bir ilmiye sınıfı görevi değildir. Yargılama ulemanın görevidir. Güvenliği sağlama da seyfiye sınıfının görevidir. Yani bir ve üçüncü öncüller ulemanın görevi değildir arkadaşlar. Biri ve üçüncü öncüller seyfiye sınıfının görevidir. İlmiye sınıfının görevi, ulemanın görevi, adalet, yargılama, eğitim ve din. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde kafes usulünün getirilmesiyle hangileri yaşanmıştır? Neydi kafes usulü? Osmanlı'da 1. Ahmet döneminde sancağa çıkma kaldırıldı ve bütün şehzadeler sarayda bir odaya kapatılmışlardır. Buna kafes usulü diyorduk. Bunun amacı tat kavgasını önlemekti. Evet, tat kavgası da önledi ama birlikte başına tecrübesiz, deneyimsiz padişahlar görevi gelmiştir. O halde
Kafes türünün getirilmesi nelere ortam hazırlamıştır? Tat çekişmenin sona ermesine ortam hazırlamıştır. Bire ortam hazırlamıştır. Yani bu usulle tat kavgası sona erdi. Fakat şehitler tecrübe kazanamadan başa geçmeye başladılar. İkiye de ortam hazırlamıştır. Değişim sisteminin bozulması diyor. Bu değişim sistemi bilgisi olmayan bir durum. Yani üçüncü öncülle hiçbir alakası yok. Cevap 1 ve 2 Denizli olacak. Arkadaşlar sorular açıklarken takıldığınız bir kısım olursa mikrofonu açıp bana sorabilirsiniz. Evet, bir başka soru. Hangileri hem askeri hem de ekonomik yapıyla ilgilidir? Bunu önümüzdeki ders göreceğiz arkadaşlar. Tımar sistemini. Osmanlı'da ülke toprağının bir kısmı tımar olarak ayrılır. Bu toprakların bir kısmı bu toprakla alınan vergiyle hem asker yetiştirilir hem de askerlerin maaşları karşılanır. Yani tımar sistemi hem askeri hem de ekonomiyle ilgilidir. Bir kesim var. Ekberaşet sistemi yönetim ilgilidir. İkisiyle ilgisi yoktur. Değiştirme sistemi sadece askeri ve yönetim ilgilidir. Ekonomik yönü yoktur. Yani cevap yalnız bir olacak arkadaşlar. Osmanlı'da hangisi devlet yönetiminde diğerlerinden daha yukarıdadır? Hiyerarşi sorusu. Divan üyeleri anlatırken demiştik ki Sadrazam ile Şeyh-i İslam en üstte yer alır ve eşdeğerdir. Diğer divan üyeleri altta yer alır. Hangisi daha yukarıdadır? Kubbe altı vezirleri, kazasker, kaptanı derya, Sadrazam, Rumeli Beylerbeyi. Hangisi diğerlerinden daha üstte yer alır? Bu şıklara baktığımız zaman Sadrazam en üstte yer alır. Diğerleri daha aşağıdadır. Sadrazam yerine Şeyh-i İslam koysaydı o zaman cevap Şeyh-i İslam olurdu. Osmanlı Devleti'nde kadınların aldığı kararlara kimse karşı çıkamazdı. Kararlarda memnun olmayanlar yalnızca Divan-ı Hümayun'a başvurarak kararın yeniden incelenmesini isteme hakkına sahipti. Buna günümüzde ne diyoruz? Temyize başvurmak diyoruz. Bu bilgiye dair Osmanlı hangilerine ulaşılabilir? Yani bu da bir paragraf sorusudur. Cevap bunun içerisinde. Kadınların vermiş olduğu kararlara kimse karşı çıkamazmış. Kararda memnun olmayanlar Divan-ı Hümayun'a başvurarak kararın yeniden incelenmesini isteyebiliyorlarmış. Başka da bir bilgi yok. Bakalım şıklara. Yargı bağımsızlığı sağlamaya çalışılmıştır. O da kadınlar memnun olduğu karara kimse karşı çıkamıyorsa demek ki birinci öncüle ulaşabiliriz. Kadıya kimse karışamaz. Yargı bağımsızlığını sağlamaya amaçlamıştır. Divan-ı Hümayun sadece yargı işlerinden sorumludur. Yanlış. Divan birçok görev var. Sadece yargı işlerine bakmıyor. İkinci öncül yanlış. Sosyal devlet ilkesi benimsemiştir. Yanlış. Çünkü sosyal devlet demek halk için çalışan devlet demektir. Halkçı devlet demektir. Yargı ilgisi yok arkadaşlar. Yani bu paragrafa göre ulaşabileceğimiz tek yargı A şıkkıdır. Bir başka soru, Osmanlı Devleti'nde divan toplantıları hangisinde yapılmaktaydı? Ders anlatırken söylemiştik, divan toplantıları Topkapı Sarayı'nda yapılırdı. Topkapı Sarayı'nın hangi bölümünde yapılıyordu? Birun dediğimiz dış sarayın kubbe altı denilen bölümünde yapılırdı. Zaten divan üyelerine aynı zamanda kubbe altı vezirleri adı da verilirdi. Bir başka soru. Anadolu Selçuklularında yapılan darüşşifaların ve imaretlerin sayısının Osmanlı Devleti'nde de artarak devam etmesi bu iki devletin hangi anlayışa bulduklarını göstermektedir. Arkadaşlar burada bileceğimiz birçok kavram var. Darüşşifa
hastane demek. İmaret ise ücretsiz yemek dağıtılan yer, aşevi demektir. O halde bir ülkede devlet halk için sosyal yatırımlar yapıyorsa, okul, hastane, imaret, aşevi yapıyorsa, bu o devletin sosyal olduğunu göstergesidir. Sosyal devlet demek, halk için çalışan devlet demektir. Halkın mutluluğu, halkın rahatı için çalışan devlet demektir. Yani paragraftan sosyal devlet anlayışına rahatlıkla ulaşabiliriz. Hukuk devleti ise, bir ülkede hukuk kuralları varsa, bir ülkede herkes buna uymak zorundaysa, bu tip devletler hukuk devleti denir. Paragraftan bununla ilgili bir bilgi yok. Bir ülkede demokrasi yönetimi varsa, yani egemenlik halka ise onu demokratik devlet diyoruz. Bu paragrafta bu konuda da herhangi bir bilgi yok. Yani cevap yalnız 3 C şıkkı doğru cevabımız arkadaşlar. Evet, Osmanlı Devleti'nde 2. Mehmet döneminde padişahın kardeşini öldürtebilmesi kanunname Ali Osman'da yayınlandığından yasal hale gelmiştir, getirilmiştir. Bu yasal düzenleme hangilerini sağlama amacı taşır? Dikkat ederseniz hep benzetme sorular çıkar. Bütün soru bankalarında benzetme sorular. Dolayısıyla bir konuyu pekiştirmenin en güzel yolu sık sık konuyu okumak yerine o konuyla ilgili değişik kaynakların bol miktarda soru çözmek konunun daha kalıcı olmasını sağlar. Öğrenmemizi daha kolaylaştırır. Ezberlemekten ziyade konuyu kavramamızı sağlar. Size tavsiyem değişik kaynaklardan bol miktarda soru çözelim. Hele bu son yaşadığımız kötü günlerde inşallah fırsatı bence iyi değerlendirin. Değişik kaynaklı evde bol bol soru çözün. Sakın motivasyonunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Bu olumsuz dönemde motivasyonu en iyi koruyan arkadaşlar bu yarışta büyük bir avantaj yakalayacaklar. Peki bu uygulamanın yani kardeş katliyasının amacı ne demiştik? Tat kavgalarını önlemek. O da birinci öncül bunu sağlama yöneliktir. Devlet yönetimi askeri yapıya dönüştürülmesi. Paragrafta bunun gibi bir bilgi yer almıyor. Padişah'ın otoritesinin güçlendirilmesi. Tabii tat kavgaları sona ererse padişah'ın otoritesi otomatikman güçlenecektir. Bu da doğru cevabımızın 1 ve 3 yani değişik olmasını sağlar. Cevap değişikti. Arkadaşlar bir 10 dakikacık ara verelim. Kalan sorularımızı 10 dakika sonra çözelim. Oldu mu arkadaşlar? Benim de boğazım biraz dinlensin. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Tamamdır hocam, görüşürüz. Fazla uzaklaşmıyoruz yalnız. Evet arkadaşlar,
Bu soruda arkadaşların kafası biraz karışmış galiba. Hangisi yerelçlik sıralamada diğerlerinin daha altta yer alır? Arkadaşlar, Sadrazam, Kazasker, Kapları Derya ve Yeniçer Ağası, bunların hepsi dördü de nedir? Divan üyesidir. Yani hepsi bugünkü bakan statüsündedir. Halbuki Sancak Bey'i ilçe kaymakamı gibidir. Yani küçük bir ilçenin kaymakamı gibi düşünün. Halbuki diğerlerinin yanında Sancak Bey'i çok daha aşağıda yer alır. Diğerleri bakan statüsünde, Sancak Bey ise bir ilçenin kaymakamı gibi. Ya da belediye başkanı gibi düşünün. Halbuki hiyerarşiye göre en altta Sancak Bey yer alır. Yani Edirne. Belki padişahın oğludur falan diye düşününce hocam. Olsun, fark etmez. Fark etmez. Padişahın oğlu da olsa Sancak Bey ise hiyerarşide daha aşağı yer alır. Padişahın oğlu olması bir şeyi değiştirmez. Sonuçta yönetim görevine bakacağız. Bulunduğu konuma bakacağız. Evet. Osmanlı da sadrazamı diyor. Padişahın yokluğunda orduyu komuta etmesi, padişahın mührünü taşıması göreviyle ilgili olarak hangi yere söylenebilir? Sadrazam sadece askeri işlerle ilgilidir diyor. Bakın, size ben derste anlatırken bir kural vermiştim. Bu %100 değil ama %99 tutar. Bir öncülde sadece hepsi, tümü, tümüyle tamamen gibi bir genelleme sözcüğü varsa o şık %99 ihtimalle yanlıştır arkadaşlar. Çünkü biz bir iki örneğe bakarak genelleme yapamayız. Evet, ordu komuta etmesi sadrazamın askeri görevidir. Doğru ama bu sadrazamın sadece ve sadece askeri işlere baktığını göstermez. Şuradaki sadece sözcüğü bu öncülü elememize yol açar. Sadece sözcüğünü koymasaydı o zaman biri doğru sayabilirdik. Ama sadece sözcüğü bu şıkkı doğru elememize yol açar. Sadrazam padişahın mutlak vekilidir. Ve padişah mührünü taşıyorsa o zaman mutlak vekilidir. O zaman ikinci öncülü alabiliriz. Padişah mutlak otoritesini sınırlandırmaktadır. Burada padişahın yetkisini sınırlandırdığını gösteren bir uygulama yok. Sadece padişah mührünü taşıyormuş ve padişah yokken ordu yönetiyormuş. O da üçüncü öncüle de ulaşamayız. Yani cevap yalnız iki Bursa arkadaşlar. Evet, bir başka soru. Osmanlı Devleti'nde yönetim ve askeri işlerinden sorumlu olan askeri bürokrasiye seyfiye sınıfı denir. Seyfiye sınıfı ne iş yapıyordu? Yönetim ve askeri işlere bakıyordu. Seyfiye sınıfı olarak hangilerine ulaşabiliriz? Onda yönetim işine uğraşıyorsa, yönetim ne demiştik? Yürütme. Yürütme yönetim demektir arkadaşlar. Devletin yönetilmesine yürütme denir demiştik. Onda seyfiye sınıfı yürütme yetkisine sahiptir. Buna ulaşabiliriz. Biri aldık. Yapılan işlerin şeriat uygunluğunu denetler. Ha, bu ilniye sınıfının göreviydi arkadaşlar. Şeyhülislam'ın göreviydi. Bu seyfiye sınıfının görevi olamaz. İki eledik. Devletin mali yazışmaları yürütür. Ve bu da defterdarın görevidir. Bu da defterdar da kalemiye sınıfı üyesidir. Yani cevap yalnız bir A şıkkıdır. Evet, hangisi Osmanlı taşra idaresindeki yönetim birimlerinin birisi değildir? Hangisi bir yönetim birimi değildir? Osmanlı yönetim birimlerini görmüştük biraz önce. En büyük yönetim birimi eyalet demiştik. Bu eyalet de sancaklara, sancaklar kazalara, kazalarda köylere ayrılıyordu. Ocaklık ise bir yönetim birimi değil, bir toprak türüdür arkadaşlar. Ocaklık bir toprak türüdür. Evet, hangisi Osmanlı'da merkezi otoritenin denetimini güçleştirmektedir? Hangisi merkezi otoritenin korunmasını güçleştirir?
Evet, bu soruda cevapları sizden bekliyorum arkadaşlar. Bu soru güzel bir soru. Hangisi merkezi otoritenin denetimini güçleştirmektedir? Bu sorunun cevabını sizden bekliyorum. Şurada kaç kişi sorabiliriz? 4 kişi. Bakalım diğerleri de bilirsinler. Tamam mı? Tamam cevaplar arkadaşlar. Evet, çoğunluğu cevabı bildi arkadaşlar. Bir ülkede, derste bunu kuralını anlatmıştım ben size hatırlarsanız. Bir ülkede devlet büyürse, sınırlar çok genişlerse hem yönetim zorlaşır hem de merkezi otoriteyi korumak zorlaşır. O büyüyen ülkede hem yönetimi kolaylaştırabilmek hem de merkezi otoriteyi korumak için bir takım düzenlemelere, bir takım yeni kurumlara ihtiyaç duyulur diye derste kuralı vermiştim. O halde ülkede eyalet sayısının artması demek, ülkenin büyümesi demektir. Ülke büyüdükçe, ülkeyi tek elde yönetmek ve merkezi otoriteyi korumak zorlaşır. Yani cevap Bursa olacak. Arkadaşların çoğunluğu bildiler, tebrik ederim. Evet, 1. Ahmet döneminde şehzadenin sancaklarda görevlendirme uygulaması kaldırılarak hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır. Bu durumun Osmanlı'da yarattığı en büyük aksaklık hangisidir? Derste anlatmıştık biraz önce. Bunun amacı taht kavgasını önlemekti. Fakat taht kavgası sona erdi ama sancağa çıkma kaldırıldığı için tecrübesiz, halktan kopuk, yönetimi anlamayan padişahlar başa geçtiler. Yani şehzadelerin yönetim deneyimi ve tanınma fırsatı bulamamasına yol açmıştır. Cevap Denizli olacak. Evet. Biraz önce yine derste bunu anlatmıştık hatırlarsanız. Hangisi diyor, divanın bir karar organı olmaktan çok bir danışma organı olduğunu gösterir. Bakın bir kurulda her türlü konu görüşülebilir. Fakat son karar yetkisi o kurula aitse, ülkedeki herkes o kurulu vermiş olduğu karara uymak zorundaysa o kurula karar organı adı verilir. Fakat alınan kararlara hükümdar uymak zorunda değilse, son karar yetkisi hükümdara aitse o kurula danışma organı adı verilir. O da hangi öncül divanın danışma organı olduğunu gösterir. Kararlarda son söz padişaha ait olduğu için divan-ı hümayun bir danışma organı özelliği taşır arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Evet, Osmanlı'da belli dönemlerde geçerli olmuş ilkelerden bazıları şunlardır. Ülke hanedanın ortak malıdır. Devlet yönetimi hükümler ve oğullarına verilmiştir. Yönetim hanedanın en yaşlı üyesinin hakkıdır. Bunlar lider veraset sisteminde yapılan düzenlemelerdir. Bunlar niye ilgilidir? Bunlar hepsi yönetimle ilgilidir. Yönetim yılı olduğu için de egemenlik diyoruz. Egemenlik yönetme gücü demektir arkadaşlar. Ülkeyi kim yönetiyorsa egemenlik ondadır. Egemenlik kime ait olduğuna göre değişik yönetim şekilleri vardır. Ülkede egemenlik tek şah ise monarşi. Egemenlik belli bir sınıfa ise oligarşi. Egemenlik halka ise demokrasi diyoruz. O halde buradaki düzenlemeler hangi kavramla ilgilidir? Egemenlik anlayışı ile ilgili kavramlardır. Yani cevap C şıkkıdır. Bu üniversite sınavında çıkan bir soru arkadaşlar. Diyor ki Osmanlı'da padişahların tahta çıkışları incelendiğinde ölen padişahın yerine
kim geçiyormuş? Oğlu, erkek kardeşi veya amcası geçiyormuş. Kim geçiyormuş yerine? Padişahın oğlu, erkek kardeşi veya amcası geçiyormuş. Peki burada ne yok? Kızı demiyor. Kız kardeşi demiyor ya da teyzesi ya da yengesi demiyor. Yani burada bahsettiği kişilerin tamamı hanedanın erkek üyeleridir. O da bu paragraf bize niye gösterir? Egemenlik hakkının hanedanın kız çocuklarına tanınmadığını gösterir. Yani cevap C çıktı. Bu soru üniversite sınavında çıkmıştı yıllar önce. Evet, 16. yüzyılda Osmanlı'da sınırların geliştirmesiyle beraber eyalet sayısı da artmıştır. Peki eyalet sayısı artarsa hangisine yol açmaz? Eyalet sayısı artarsa erkekler bir kişiye beylerbeyi denir demiştik. Beylerbeyi sayısı artar. Aya yol açar. Eyalet üretiminde yeni yöntemler ortaya çıkmasına yol açar. Beylerbeylerin öneminin artmasına yol açar. Tabii devlet büyürse ne zorlaşır demiştik. Merkezi otoriteyi korumak zorlaşır. Yani merkezi otoritenin denetim gereksiniminin artmasına yol açar. Eyalet gelirleri azalmaz. Tam tersi devletin büyümesi demek, devletin gelirinin de artması demektir. Devlet büyürse hem gelir artar hem gider artar. Eyalet gelirleri azalmaz. Tam tersine artar. Yani cevap D şıkkı. Evet, bu son sorumuz arkadaşlar. Hangilerinde tahta kavgalarını önleme amacı vardır? Bir ülkenin devleti yönetilen aile bireyinin ortak malı sayılması. Bu veraset anlayışı. Bu genel veraset anlayışı tahta kavgasına yol açıyordu. Tahta kavgasını önleme amacını soruyor bize. Hangilerinin amacı tahta kavgasını önlemektir? Bu normal veraset anlayışı. Tahta kavgasını önleme. Tam tersine tahta kavgalarının temel sebebidir. Sancaklara vali olarak görevlendirilmesi amacı neydi? Yönetim tecrübesi kazanmalarını sağlamak. Bu tahta kavgasını önlemediği gibi tam tersine tahta kavgalarına yol açıyordu. Birinci Ahmet döneminde sancağa çıkma kaldırıldı. Ölen hükümdarın yerine tahta geçme hakkının hükümdar erkek çocuklarına ait olması. Bunu kim getirmişti? Birinci Murat getirmişti. Bunun amacı tahta kavgasını azaltarak merkezi otoriteyi güçlendirmek. 17'inden itibaren tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi. Buna da ne diyorduk? Ekber-erşe sistemi diyorduk. Hangi yeri tahta kavgası önlenmiş olur? Önlem amacı vardır. 3 ve 4 olmadığına göre 3. örgüt tahta kavgasını sadece azaltır, önlemez. Tahta kavgasını tamamen önleyen sadece 4 var arkadaşlar. 4. örgütün amacı tahta kavgasını tamamen önlemektir ve önlemiştir. Yani cevap yalnız 4 C şıkkı. Evet arkadaşlar, bugünkü soru çözüm saati bizde bugünlük sona ermiştir. Haftaya görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar. Bana soru soran varsa sorabilir. Yoksa bugünkü dersi tamamladık arkadaşlar. Hocam bir soru sorabilir miyim acaba? Tabii, buyurun, bekliyorum. Şimdi hocam hani demiştiniz ya şehzadelerin eğitiminde özel hocalar vardır diye. Evet. Hocam bu hocalar sadece şehzadeleri mi eğitiyor, yoksa onun dışında da bir ders veriyorlar mıydı sarayda? Hayır hayır, ders vermiyorlar. Onlar şehzadelerin yanındaki hocalar, Selçuklu'da Atabey, Osmanlı'da Lala denirdi. O sandıkla valilik yaparken ona danışmanlık yapıyorlar sadece. Ona öğretmenlik yapmıyorlar. Danışmanlık yapıyorlar. Anlamıyorum. Danışıyorlar sadece. Yoksa o Lalalar ya da Atabeyler öğretmen değil. Tecrübeli devlet adamları. Sadece danışmanlık yapıyorlar. Yok hocam, ben şeyi sormuşum. Hani bu hani küçüklüğünden beri bir eğitim alıyor ya hocam. Okula falan gidiyor. O ayrı bir eğitim ama saraydaki gördüğü eğitim ayrı. Sarayda Şehzadiyan Mektebi'nde özel hocalardan eğitim alırlar. O ders hocaları ayrıdır. Anladım. Onu sormuşum. Tamam, şimdi anladım. Ders hocaları ayrıdır. Tamam hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.